Seçim sürecinde tamamen düşündüğüm şey, benim hayatımda iyi bir olanak sağlayabilecek bir üniversite hangisidir diye düşündüm ve biyomedikoyu seçtim. Belli tecrübeleri edindikten sonra yaşamanın kolay olduğunu düşünüyorum. Eğitim konusunda hiçbir şekilde kafalarında bir soru işareti kalmasın çünkü çok kuvvetli. Selamlar, bugün öğrencimiz Barış'la beraberiz. Kendisi biyomediko'da tıp okuyor, tıp öğrencisi. Hem bize biraz şehri, hem burada buranın eğitim hayatını, okulunu ve bölümünü açıklaması için sözü ona verelim. Herkese selam arkadaşlar, ben Fikret Barış, 21 yaşındayım. Malatya'dan geldim ve şu an Roma'da Unicampus Biyomediko Üniversitesi'nde tıp fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. Bugün size kendimle alakalı, İtalya ile alakalı, okuduğum bölümle alakalı ve üniversitemle alakalı merak edilen veya benim bir mukabil mutlu olduğum veya mutsuz olduğum konuları anlatmak üzere buradayım. Şu an İspanyol merdivenlerinde bulunuyorum. Roma'nın turistik bir bölgesi. Size buradan bir görüntü vermek istedim. İlk olarak neden İtalya? İtalya olmasındaki ana sebep üniversitelerin köklü bir üniversite oluşu ve genel olarak profesör veya öğretim kadrosunun, akademik kadronun kuvvetli olmasından kaynaklı. Neden tıp fakültesi? Çünkü doğduğumdan beri anatomiyle ilgiliydim. İtalya dışında başka ülkelerde okumayı düşündün mü? Neden İtalya'yı seçtin? İtalya dışında başka ülkelerde tabii ki okumayı düşündüm. Fakat İtalya'nın genel olarak Türk kültürüne yakın bir yemek kültürü oluşundan kaynaklı. Ve genel olarak bir ülkenin tarihine önem verdiğim için de üniversitelerin kalitesinden kaynaklı buradayım. İtalya'da öğrencilik hayatı genel olarak nasıl? Akademik olarak çok güzel ve eğer bir konuda uzmanlaşmak istiyorsan bunu her şekilde üniversiteler bunu sana sağlıyor. Onun dışında genel olarak şunu söyleyebilirim. Bir öğrencinin İtalya'da garanti olarak bir şekilde İtalya'yı tecrübe edinebilmesinin şart olduğunu düşünmeye başladım bu sıralar. Burada en keyif aldığın ve en çok zorlandığın şeyler nelerdi? En keyif aldığım kısım, herkesin kendine özgür, hür bir düşüncesi var ve bunu herkes bir şekilde destekleyebilmek için bir çaba içerisinde. En kötü olduğum nokta da genel olarak İtalyanların İngilizce konuşmayı sevmemesi diyebilirim. Okulun sağladığı imkanlardan memnun musun? Okulun sağladığı imkanlar konusunda okulun bir tek lokasyonunun biraz kötü olduğunu düşünüyorum. Onun dışında okulumla alakalı her noktada kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü okulun sağladığı tıbbi eğitim imkanları, laboratuvar kalitesi, öğrenci ve öğretmen kalitesi, oluşturduğunuz portfolyo ve bunlardan sağladığınız kazançtan kaynaklı olarak okulun sağladığı imkanlar tabii ki çok yüksek. Böyle özel, spesifik bir sebep söyleyebilir misin bu okulu tercih etmende? Çünkü İtalya'da birçok farklı tıp üniversitesi var. Özellikle biyomediko'yu tercih etmendeki sebeplerden bahsedebilir misin? Temel sebebim international öğrenci sayısının fazla oluşu ve okulun international öğrencilere sıcak ve samimi yaklaşmasıydı. Seçim sürecinde tamamen düşündüğüm şey, benim hayatımda iyi bir olanak sağlayabilecek bir üniversite hangisidir diye düşündüm ve biyomediko'yu seçtim. Başvuru sürecinden buraya geliş sürecini birazcık bize paylaşabilir misin? Merak eden öğrenciler. Tabii ki başvuru sürecinde her yol gibi biraz zorlanıldı ve sonuç olarak her güzel şey meyvesinin toplanmasının gerektiği zaman şu an toplamaya başladım. Gerek üniversiteye başvuru sürecinde olsun, gerek buraya oturum başvurusunda bulunduğum süreçte olsun çok zorlandım ilk başlarda. Çünkü bir belirsizlik içerisindeydim, olacak mı olmayacak mı diye. Ama sonuç olarak yani hem sağ olsun Şenay Hanım, herkesin yardımı sonucunda bir şekilde halledebildim ve buradayım diyelim. Ailenden ayrılmak zor oldu mu? Bu konuyu nasıl atlattın? Ailemden ayrılmak zor olmadı fakat Türkiye'den ayrılmak zor oldu. Çünkü genel olarak ilk başlarda geldiğim zaman bir haftalık süreçte bir kültür karmaşası yaşadım diyebilirim. Ama adaptasyon problemini çok hızlı atlattığımı düşünüyorum. Çünkü sonuç olarak dediğim gibi belki İtalya'nın başka bir kentine gitsem böyle olmayacaktım ama Roma'nın genel olarak büyüsü çok ayrı. Neden tıp eğitimi almayı tercih ettin? Tıp fakültesini eğitimini sevmemdeki sebep insanlara yardım ediyor oluşum beni mutlu ettiğinden kaynaklı. Ve ayrıca tamamen bir bulmaca çözüyormuşum gibi hissettiğimden kaynaklı tıp fakültesi benim için biçilmez kaftandı. Bu süreç içerisinde tabii ki birçok mesleği test edip birçok mesleği bir mukabil görmek istediğim için birçok fazla aksiyon aldım bununla alakalı. Fakat tabii ki genel olarak etrafımdaki arkadaşlarım, çevrem, ailem olmak üzere başta
bana tıp fakültesinin güzel yönlerini hiç istemeden de olsa gösterdiler ve bir tıp aşığı olarak girdim ve çıkacağım umarım. Sence Roma'da tıp okumak zor mu? Derslerin zorluğu hakkında ne söylersin? Ya ben en azından şunun bilincinde olarak buraya geldim. Tıp fakültesi meşakkatli bir süreç ve tabii ki çok zorlayıcı bir süreç. Bunun içerisinde tabii ki İtalya'da okumak bir tık daha zor diyebilirim. Çünkü genel olarak daha fazla bir bilgi birikimiyle ve daha fazla bir kaliteyle çıktığını söyleyebilirim bu üniversiteden. Ve bundan kaynaklı olarak İtalya'da tıp fakültesi okumak zor bir iş. Ama kimsenin başaramayacağı bir şey değil. Sonuç olarak düzenli bir çalışmayla ve her şey hallolabileceğini düşünüyorum. Burada peki arkadaş edinmek, burada bir çevre yaratmak sence kolay mı? Bu durumları şu an aştığını düşünüyor musun? İtalya'nın en sevdiğim yönlerinden biri İtalyan insanları ve hani İtalyan toplumu, buradaki Türkler veya farklı milletler insanları genel olarak severek iletişime geçebilme isteği duyuyorlar ve bundan kaynaklı olarak genel olarak hiçbir kitlenin veya hiçbir insanın kolay kolay arkadaş edinemeyeceğini düşünmüyorum. Ben arkadaş problemini yandım. Hiçbir zaman da arkadaş problemim olmadı. Tabii ki sonuç olarak yeni geldiğim bir yerde tutunabilmem hayat açısından biraz zordur ama ben hiçbir zaman zorlanmadım. Peki Roma'da yaşamanın bütçeleri konusunda neler söylemek istersin? Sonuç olarak şöyle bir durum var. Roma pahalı bir kent ve hani İtalya'nın başkenti olduğu için bunu anormal bir şekilde olarak karşılamıyorum. Sadece bir öğrenci olarak nerede ne hareket yapman gerektiğini ve belli tecrübeleri edindikten sonra yaşamanın kolay olduğunu düşünüyorum. Genel olarak bütçe çok da zorlayıcı olduğunu düşünüyorum. Roma'da keyif aldığın, zaman geçirmekten en çok hoşlandığın bölge neresi? Buna iki tane örnek verebilirim. Tabii ki birincisi genel olarak ambiyansıyla etkilen ve hani gördüğünüz zaman hayretlere düşürebilecek olan bir Kolezyum gerçeği var burada. Kolezyum'un eski tarihinden kaynaklı ben kültürel şeylere çok aşık bir insan olduğum için Kolezyum'u gördüğüm zamanki etkilendiğim gibi bu zamana kadar çoğu şeyden etkilenmemişimdir diyebilirim. Onun dışında tabii ki bir Trastevere gerçeği var. Trastevere'yi sevmemdeki ana sebep herkesin de bildiği gibi İtalya'nın Maneskin grubuyla ünlü bir grubun oradan çıkışlı olması ve oradaki herkesin sanki dünyada herkes çok mutlu imajı çizmesi beni mutlu ettiği için Trastevere ve Kolezyum'u örnek verebilirim. Peki burada yaşarken sahip olduğun sosyal etkinlikler, sosyal alanlar, hani belki tiyatro, sinema bu gibi etkinliklere kendi nasıl zaman ayırıyorsun, nerelere gidiyorsun? Açıkçası şunu söyleyebilirim. Roma'nın veya İtalya'nın genel bir kültürel bolluğundan kaynaklı olarak gidebileceğim veya izleyebileceğim birçok sinema ve film var, tiyatro var. Ama açıkçası şunu söyleyebilirim sadece. Genel olarak insanlar Türkiye'deki kadar sinemalara ilgi göstermiyor. Sadece burada tabii ki bir tiyatro gerçeği var. Tiyatrolara her zaman gibi daha fazla bir yoğun talep var. Ben hangisini tercih ediyorum diye soracak olursanız ben sinemacıyım. Ondan dolayı sinema izlemeyi daha çok sevdiğim için evimin yakınlarında bir sinema salonu var. Oraya gidiyorum daha çok. Peki mezun olduktan sonra burada kalmak istiyor musun? Hayatına burada devam etmeyi düşünüyor musun? Açıkçası şu anlık bununla alakalı bir düşünce içerisinde sahip değilim. Ama tabii ki hayatımda istediğim bazı noktalar var. Ve bu noktalara erişebilmek için İtalya benim için şu an çok güzel bir fırsat. Bundan kaynaklı şu anlık okulumu bitirdikten sonra yüksek ihtimal ana dilin İngilizce konuştuğu bir yer olabilir diye düşünüyorum. Süper. Peki son olarak burada İtalya'da, Roma'da tıp eğitimi almak isteyen, belki senin okulun Biomedico'da okumak isteyen öğrenciler için ne söylersin? Genel olarak çok fazla ders çalışmaları gerektiğini ve uzakta olmalarının bir problem olmadığını, Roma'nın ambiyansının çok kuvvetli olduğunu kavramaları için gerekli anekdotları paylaştığımı düşünüyorum. Ama bununla ek olarak söyleyebileceğim başka bir şey, genel olarak eğitim konusunda hiçbir şekilde kafalarında bir soru işareti kalmasın çünkü çok kuvvetli. Süper, teşekkür ederiz Barış. Ben teşekkür ederim. Bugünkü röportajımız için. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere.